Bitcoin grafiğinde oluşturduğumuz şablon ve güncelleme durumlarımıza göre burada tabii ki Perşembe gün Facebook yayınında ve Salı gün YouTube canlı yayında belirttiğim olay Cumartesi ve Pazar günü için bir derin düzeltme ihtimalinden bahsetmiştim. Ve bu durum tabii ki Cumartesi günü için gerçekleşmiş oldu ve aşağı yukarı %20'ye yakın bir düşüşle de dip noktasına, yani bizim hedef noktamız olan düzeltme bölümünün en derin düzeltme bölgesi olan 41.950'ye kadar bir düşüş durumu meydana getirdi. Ve o bölgeden tabii geri çekilmelerle 48.500 noktamız vardı, bizim dikkat edeceğimiz nokta. Ve en alt bölüm olarak da bu bölgeyi belirlemiştik. Yani 39.000 bölgesi. Burada tabii 41.000 bölgesine kadar bir düşüş gelmiş. Tabii buradan tekrar gördüğünüz gibi şu anda benim videoyu hazırladığım esnada 8.500 üzerine doğru çekilme devam ediyor. Yani burada aslında derin bir satış gelse de 48.500 desteği şu an için, yani benim videoyu çektiğim esnada da o destek bölgesi çalışmaya devam ediyor. Yani bizim önemli bölgemiz olan 48.500 altına daha kapanış durumu meydana gelmediği için o bölgeyi halen daha kesin stop noktası olarak takip etmekte fayda var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada artık bir derin düzeltme durumu meydana gelmiş oldu ve bu derin düzeltmeden sonra da bu bölgedeki dip noktasını oluşturan bir onay durumu da almış olabilir. Burada artık 8.500 altında kapanışlar ve ondan sonra da 41.900 altında kapanışlar olmadığı sürece, bana göre bu 80 bin ve daha yukarısı için olan son bir düzeltme ihtimalini değerlendiren şablon durumu oluşturabilir. Bu durum oluşması için, yalnız buranın son düzeltme durumunun oluşması için artık ben bu noktadan sonra buradaki 53.500 bölgesini önemsiyorum. Yani 53.500 üzerine çıkış meydana gelirse bu bölge dip olarak ve son düzeltme olarak olan bir durum olarak değerlendireceğim. 53.500 üzerinde 60.500 de geçilirse, yukarıda ve bizim en önemli noktamız orasıydı hatırlıyorsanız, şu bölgeden itibaren 60.500 test etmesi gerekiyor. Yoksa düşüş gelecek demiştim videolarımda ve canlı yayınımda. O bölgeden sonraki 60.500 benim için yine halen daha önemli bir bölge olarak, 53.500'den sonra o bölge, iki bölge arası, yani şu bölge arası 53.500 ve 60.500 arası, buradan sonraki tepkisel hareket dönüş için söylüyorum, oluşabilecek bir durum. Yalnız tabii ki bu düşüşten sonra bunun için belli bir zaman gerekecek veya bir iyi olumlu haber açıklanıp tekrar hemen yukarı hareketin devamı gelmesi için de o durum oluşabilir. Burada bir haber akışı olduysa bunu tersine çevirecek bir olumlu haberle de yukarı tekrar 60.500'e kadar bir tepkisel hareket de gelebilir. Fakat bu bir tepkisel hareket olarak kalırsa, oradan sonraki düşüş boyutu tekrar meydana gelirse, o zaman daha derin, yani bu 41.950'de tutmayarak yukarısı için olan hedef durumlarının çok çok uzayacak durumlara geçen bir şablona dönüşebilir Bitcoin'de. Tabii Bitcoin'le beraber de diğer coinlerdeki aynı şablon durumu meydana geleceği için onlar için de geçerli olan bir süreç başlayacak bu düzeltme durumundan sonra. Buradaki dediğim gibi artık bu tepkiden sonra 53.500 ve 60.500 üzerine çıkışlar olmadığı sürece coin'de bu zirve 70.000, 2000 zirvesi, yani buradaki zirve, meydana gelen zirveyle beraber bu zirveden sonraki derin düzeltme durumlarına doğru geçen bir süreç başlamış olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Yine uyarılarımı yapıyorum. Burada artık 53.500 üzerine çıkış olmadığı sürece ilk etapta dikkatli olarak devam eden süreçteki stoplarınızı, özellikle 8.500 altında kapanış olursa yarı yarıya stop olarak değerlendirebilirsiniz. Ve 41.900'lerin altında da kesin stop olarak değerlendirmekte fayda görüyorum. Ethereum grafiğimizde de gördüğünüz gibi bu bölgede tutulması gerekiyor demiştik. Yani 4.450 bölgesinin üzerinde tutulması gerekiyor. Yukarı hareketlerin 5.500'e kadar gitmesi için demiştik. Ve burada yarı yarıya stop bölgesi olarak da gördüğünüz gibi 3.495
sağlayarak yine 4050 üzerinde kalmaya çalışan bir şablon durumu var. Fakat burada artık bu durumdan sonra da yine tekrar 4450 üzerine çıkış olmadığı sürece düzeltme kanal bölgemizi gördüğünüz gibi en alt bölgede 3000 bölgesi belirlemiştik. O bölgeye kadar düzeltmenin devamı gelme ihtimalinden bahsetmiştim. Şu an için de yine halen daha geçerli. Alt bölge olarak orası devam ediyor. Yani 4450 üzerinde çıkışı kapanışlar olmadığı sürece aşağıya devam eden sürecin ihtimali daha fazla gözüküyor. Bu yüzden buradaki 3495 bölgesini yarı yarıya stop ve 3000 bölgesinde kesin stop bölgesi olarak takip etmekte fayda var. Sıradaki en önemli destek bölgemiz 3885 gözüküyor. O bölgenin altına kapanış olduktan sonra aşağıya süreçlerin devamı mutlaka gelecektir. 4450 üzerindeki direnç noktamızda 4650 olarak gözüküyor. 4650 geçilmediği sürece üzerinde kapanışlar olmadığı sürece daha yukarıya 5500 bölgesi olan süreci ihtimali biraz daha az gözüküyor. Ripple grafiğimizde de gördüğünüz gibi 1.01 bölgesi önemli destek bölgesiydi. Oradan sonra da 0.90 bölgesi önemli destekti. Tabii bu bölgelerin altına düşüşler olduktan sonra da daha derin bir düzeltme gelerek gördüğünüz gibi 0.59 bölgesine kadar bir düzeltme olmuş ve bu durumdan sonra da o bölgedeki dip nokta test edilmiş. Bizim için de artık orası kesin stop bölgesi olarak takip edebileceğimiz kısadaki en önemli destek noktalarının dip noktası olarak belirledik. 0.75 bölgesini de yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlemiş olduk. Bu düzeltmenin devamında süreç sürerse o bölgelere dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii artık yukarıda 1.01 ve 1.12 bölgesi de en önemli direnç konumlarını almış oldu. O bölgelerin üzerine çıkışlar olmadığı sürece daha yukarı gitme ihtimali yok. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kısadaki 0.85 desteği devam ediyor. Her ne kadar aşağıya 0.59'a kadar bir düşüş gelse de o bölgedeki destek halen daha çalışmaya devam ediyor. O bölgenin altında kapanışlar olmadığı sürece daha aşağıya giden olan süreç başlamamış olur. Ve bu bölgede tutunduktan sonra da şurada görmüş olduğunuz kısa bunlarla bu üçgeni doldurduktan sonra tepkiyi verebilirse 1.01 ve 1.12'ye kadar olan tepki gerçekleşirse o bölgelerin üzerine çıkış yapıp kapanışlar olursa daha yukarıdaki 1.40 hedefine gitme ihtimalini meydana getirebilir. Bunu sağlayamadığı sürece aşağıya düzeltmelerle tekrar 0.59 ve 0.50'ye kadar olan sürecin olma ihtimali de devam ediyor. Grafiğimizde de gördüğünüz gibi güncellemelerimizle beraber şablon durumumuzun yeni oluşumunda 1.27 bölgesi dip noktası olarak oluşmuş ve o bölgeyi de artık daha altlara giderse kesin stop noktası olarak belirlemiş olduk. Buradan önceki stop noktamız 1.70 bölgesiydi. 1.70 bölgesinin altına geçiş yapıp o bölgede yeni bir dip oluşumu olduğu için artık o bölgeyi kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. 1.70 bölgesini şu an için üstüne geri çekilerek o bölgenin üzerinde kapanış yapmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi bizim daha önceki kesin stop noktamız bölgesiydi. Ve 1.95'te yarı yarıya stop noktamızdı. O bölgelerin altında kapanışlar, yani 1.95 olduğu için, 1.95'in altında kapanış yapacağı için şu anda benim videoyu çektiğim esnada da artık burada 1.70'in altındaki kapanışlarla beraber de daha aşağıya devam eden süreçte, yani burada yapmış olduğu dip noktası 1.27'ye kadar olan sürecin olma ihtimali devam edebilir. Tabii üst bölgelerdeki direnç noktalarımızda yukarıda test ederek o bölgelerin üzerine geçiş yapabilirse, yani buradaki en önemli direnç noktası artık bu noktada 2.05 olarak gözüküyor. Yani 2.05'in üzerine çıkış olmadığı sürece daha yukarı gitme ihtimali şu anda kısada yok. 2.05'in üzerine geçiş yaparsa ondan sonra tekrar 3.10 hedefimize doğru şu bölgede yaklaşmıştı hedef noktamıza, burada da gerçekleştirme ihtimali o zaman oluşabilir. 2.05 üzerinde kapanışlar olmadığı sürece aşağıya derin düzeltmelerin devamı sürme ihtimali devam ediyor. Silcoin'de de gördüğünüz gibi bu bölgede aynı şekilde stop noktalarımız vardı. 0.9 ve 0.01 bölgesi şu bölgedeki yaptığı hareketten sonra, yükselişten sonra bu bölgelerin altına geçiş yaptıktan
yaptıktan sonra da en önemli bölge 0.9 bölgesiydi. O bölgenin altında kapanışlar meydana gelince aşağıya derin düzeltme ihtimalinden bahsetmiştik. Bitcoin ile beraber onda da aynı şekilde bir düzeltme oldu. Ve bu düzeltmede bizim şu bölgedeki belirlediğimiz noktaya koyduğumuz bölgeye tekrar ne demiştik? Bu bölgeye tekrar gelme ve çift dip ihtimalini her zaman için göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Altındaki kapanışlardan sonra bu bölgenin altına düşüş yapıp kapanışlar yaptıktan sonra buradaki şablon bozulacağı için daha derin düzeltmeye gitme ihtimali oluşabilir demiştik. Şu an için burada ikinci bir dip yapma ihtimali vardı ve bu gerçekleştiği için de bu bölgeden tekrar tepki vermeye çalışıyor gördüğünüz gibi. Tabii bu tepkisel hareketlerin devamında önemli olan artık 0.9 bölgesi ve özellikle de 0.10 bölgesi en önemli direnç noktalarını almış oldu. O bölgelerin üzerine çıkış yapıp kapanışları olmadığı sürece şu an için tabii ki daha yukarı gitme 0.16 hedefimize doğru gitme ihtimali yok. Tabii bu 0.16 artık pembe hayaller ve pembe hedefler durumuna gelmiş oldu. 1.10 bölgesinin üzerine 0.10 bölgesinin üzerine yapacak kapanışlardan sonra tekrar yeşil konuma geçen hedef durumu alabilir. Bitcoin'de de gördüğünüz gibi oluşturduğum şablon durumundaki 0.20 bölgesi en önemli destek ve kesin stop noktamızdı. Tabi o bölgenin altına Bitcoin'le beraber onda da bir düşüş gelip aşağıda yeni bir dip noktası oluşturmuş oldu. 0.13 bölgesi gördüğünüz gibi ve o bölgeyi biz artık buradan sonraki kesin stop noktası olarak belirledik. 0.17'ye de yarı yarıya stop bölgesi olarak belirledik. Altındaki kapanışla beraber de daha derin düzeltmelerin devamı gelme ihtimali süren konumda. Tabi buradan sonra 0.20 ve 0.21 bölgesi en önemli dirençler haline gelmiş oldu. Tabi yukarıda 0.35 dedim. Şu bölgede yaklaşıp olarak gerçekleşse de tekrar geri dönüşte aşağıya düzeltme geldiği için bu bölgede artık 0.21 üzerinde çıkış olmadığı sürece ve üzerinde kapanışların hacimli bir durum oluşturmadığı sürece 0.35 ve daha üstü için hedefler biraz gecikmiş olacak. Ve bu bölgede de tabii ki 0.13 altındaki kapanışlarda da kesin stop olarak derin düzeltmenin daha aşağıya gitme ihtimalini yakalamamak gerekiyor.